birlikte ama vahşi yaşamın tüm ayrıcalıklarını ve heyecanını yaşayabileceğiniz bir yere gidiyoruz. Masallar Diyarı'nın kapısını birlikte aralıyoruz. Poniler, pelikanlar, lamalar, keçiler, kazlar. Aklınıza gelebilecek her türlü hayvana ev sahipliği yapıyor Polonezköy'deki bu yapay cennet. Başınızı kaldırdığınızda sizi bir baykuş selamlayabilir ya da bir tavus kuşu olağanca heybetiyle karşınıza çıkabilir. Ceylanları ellerinizle besleyebilir, minik maymunlarla oynayabilirsiniz. Polonezköy'deki bu vahşi yaşam habitatında neler oluyor? Veteriner hekim Azmi Elhan Atik'ten öğrenelim. Burası İstanbul'un içinde olup dışındaymış gibi olan ormanın içinde ama özellikle rehabilite edilen yani yaban hayvanı ve çiftlik hayvanların bir arada bulunduğu, kanatlıların, sürüngenlerin bir arada bulunduğu ama onlara bir doğal yaşam verilmesi çalışılan ama rehabilitasyon yeri. Çizmemiz gerekirse kurtarılan hayvanlar. Çok önemli Ali'cim. Evet. Yani tamamen Anadolu'da kurtarılan vahşi yaşama ait olan hayvanların burada sen birçok hekimliğini de yapıyorsun, ameliyatlara giriyorsun. Hem tedavilerinin yapılması hem de onlara doğal yaşama yakın değil bence direkt doğal yaşamdayız. Ben çünkü bütün ekip aslında çok şaşkınlıklar içerisinde. Ne mutlu. Aslında ne diye geldim ve neyi gördüm çok enteresan bir kayıt oldu benim için de. Evet, her şey iç içe. Yani hayvanların yaşam alanında gezinti yaptık. Yani doğal yaşam ortamlarında ve hayvanların kardeşliğini de gördüm aslında. Hani biz insanlar 3 kişi 5 kişi bir araya geldiğimiz zaman paylaşamayacağımız bir nokta buluyoruz. Bravo. Kesinlikle. Ama o hayvanlardan öğrenmemiz gereken, ders almamız gereken o kadar çok konu var ki. Hepsi iç içeydi. Çok vakit geçirdim Ali'cim burada. O kadar çok vakit geçirdim ki bu söyleyeyim benim için bir 12 yıla dayanıyor. O sürede bir yaprağın sararıp düşmesi o doğal hayatın geçişi gibi burada yaban hayvanı ve çiftlik hayvanların bizim bildiğimiz dünyanın dışında. Evet ben veteriner hekimi söylediğim gibi ama biz petler üzerine ağırlıklı, kedi köpek üzerine biliyorsun. Yani bizler fakültelerimizden mezun olduğumuz zaman bile yaban hayvanı üzerine bir aslında bir tecrübemiz yok. Ben de 12 yıllık macera içindeki buradaki o doğal yaşantıyı o kadar çok gördüm ki ve benim için en esprili yanı az önce senin söylediğin gibi burada kurtarılma hikayeleri. Bir de şöyle bir durum da var hani burada bir maymun görebiliyorsunuz maymun çeşidi. Aslında o devlet yetkilileri tarafından illegal biliyorsun ülkemizde yaban hayvanına bakmak bunlar. Evet, ya, bir yılanı alıp bir piton yılanını evde besleyen insanlar görüyoruz. Biz ne oluyor bir ihbar ya da devlet yetkilileri gidip el koyuyorlar ve ondan sonra olabildiğince doğal hayatındaki bir yer olan adres olan buraya teslim ediyorlar. Yani burada devam ediyor. Anladım. Yani burası rehabilitasyon anlamında onun için ön plana çıkıyor. İnanılmaz bir yaşam alanları var ve hayvanlar bundan çok mutlu. Yani flamingolara şaşırdın az önce. Onu söyleyeceğim ben hocam size. Yani flamingolar gördük. Üstü açık. Üstü açık. İsteseler gidebilirler ve hani uçup tekrar geliyorlarmış. Orada bir habitat var. Evet. Orada bir yaşam formu var. Ve hayvanlar bundan mutlu. Ve biz onların o yaşam formunun içinde aslında şöyle bir gezinti yaptık ve tekrar bizi böyle bir silkeledi aslında hayvanlar. Yani bak yani hayvanlar kardeşçe yaşayabiliyor. Yani biz nasıl başarabiliyoruz? Ya biz nasıl bunu ve çok çeşitli dediğin gibi yani o alandaki gördüğümüz emu, bir yanında kızıl geyik bunlar normal doğalarında bile bir araya gelmesi çok zor olan ırklar, türler dediğin gibi bir arada huzur içinde, keyif içinde yaşayabiliyorlar. Peki o flamingolar nasıl gitmiyor hocam? Çok yani memnunlar hakikaten. Oradaki mikrobiyota senin az önce söylediğin gibi o yeşil bazen hayvansever grupları ya da bilmeyenler eleştirisel yaklaşıyor. Kirli bir su dedikleri su yıllar içinde o hale geliyor. O kadar kıymetli ki yani besin değeri. Temiz su koysan oraya, içme suyu koysan o yaşamaz durmaz. Onu günlük temizlesen bir akvaryum gibi durmazlar zaten. Ya işte onların arkadaşları şu an Van Gölü tam o aylardayız. Van Gölü üzerinde şu an flamingolar dinleniyor ama bizimkiler pas geçiyor. Pas geçiyor ve hiçbir yere gitmiyorlar. İnanılmaz bir ortam var. Gerçekten denk geldi. Çok da keyif aldım. Çok mutlu oldum buradayken denk gelmenizle. Hakikaten çok keyifli oldu benim için. Her şeyde bir hayır vardır. O, evet, o da bizim için de iyi oldu. Evet. Şimdi biz petlere dönecek olursak. Eğlen hocam. Yaz geldi. İnsanlar pikniğe gidiyorlar. Yeşil alana çıkıyorlar. Ormanın yürüyüşlere çıkıyorlar. Tabii ki yazla beraber paraziter durumların, özellikle dış paraziter durumların da hayvanlar üzerindeki olumsuz etkileri iyice böyle bir göz önüne geliyor. Yani piridir, kenedir, yani bunlarla alakalı sizin kedi köpek sahiplerine vermeniz gereken nasihatler, direktifler var mıdır?
Sevgili kardeşim, bu sezonda en çok dikkat edilmesi gereken şey aslında dediğin gibi topraktan çok aç şekilde çıkan, kış boyu yatarlar, pirekenelerden bahsetmek istiyorum öncelikle. Hı hı. Bizim bu vampir parazitler dediğimiz aslında amaçları biliyorsun, hayatta kalmak kan için. Kan hemen deri altına giren. İşte buradaki sıkıntı şöyle başlıyor. O kan emmek için deri altına yerleş, işte o ağız organelleriyle tutunduktan sonra 3-4 saat içinde hastalığı kusmaya başlıyorlar. Bunu da genel bilgi olarak teknik olsun diye söyleyeyim. Lütfen. Çünkü insanlar çok panik olabiliyor bazen. Üzerinde keneyi gördüm, hemen aldım ama bir şey olur mu? İşte aldım ama ertesi gün fark ettim, bir şey olur peki mu? Peki almak yok, doğru mudur keneyi? Almak doğrudur ama yani doğru şekliyle almak. Onun bırakmasını sağlamak öncelikle. Yani ben bitkisel bazlı daha çok, işte okaliptüs gibi, kekik yağı gibi, üzerlerine bir damla alkol türevlerini hiç sevmem. Onu belki de bir düzeltmiş oluruz. Herhangi bir pire hareketlidir biliyorsun. Oradan ama gidelim, kene tutun. Kafasını... Ve en çok şeyi geçirme ihtimali, işte not olarak vermemiz gereken de kan parazitleri sevgili dostum. İşte bu kan parazitleri o kadar da sinsi ilerler ki o küçücük kene hani bizdeki Kırım Kongo gibi. Biliyor ya insanlarımız, onlarda Kırım Kongo yok ama nasıl sinsice gidip vücuttaki kırmızı kan hücrelerini parçalıyor, anemi dediğimiz kansızlığı yapıyor ve çok ciddi bir dahili probleme dönüşüyor. Aynı şey kedi köpeklerimiz için de var. Yani o keneyi... koruma çok önemli. Yani üzerine gelmesini engellemek ya da geldiği zaman o 3-4 saat geçmeden. İlk madde bu. Yani kenenin koruma. Gelmesini engellemek, korumak. Bu ana maddemiz. Doğru. Bununla alakalı uygulamalar var. Çok güzel. Bunları ihmal etmememiz lazım. Asla. Herhalde en önemli vereceğimiz tavsiyelerden bir tanesi bu. Bir, özellikle bu sezonda dediğin gibi yani anlatmanın en önemli iş koruyucu. Çünkü biz hekimliği hep küratif ve profilaktik deriz. Koruyucu, profilaktik hekimlikte mutlaka hekimlerine danışacaklar. Ona uygun, işte uzun tüylü bir köpekte, kedideki kullanabilecek harici, işte hepimizin bildiği tasma şeklinde, ense damlası şeklinde, tablet şeklinde, bunlar her canlıya uygun değil. Bunu veteriner hekimleri, onların kedi ya da köpeklerine hangisi uygunsa o evlada, ona uygun ürünü verdiğinde özellikle koruyuculuk. Bu çok önemli. Koltuk altı, kulak arkası, pati altları, kuyruk arkası. Yani köpeğin bile kendine çok ulaşamıyor. Şimdi bir köpeği şöyle düşün lütfen. Arkaya yapışsa kene şöyle atabilir. Ama o kene akıllı. Geliyor kulağın içine tutunuyor. Çünkü bir köpeğin kulağını kaldırıp da içini kaşıması... Eğer sen fark etmiyorsan hasta yakını, sahibi, hamisi olarak işte orada sıkıntı oluyor. Onun için çok güzel bir köpeği. O yüzden birbirimize sürekli böyle... Yardımcı olarak, nasıl ki köpeğimiz yaşantımızda gerek sevgisiyle gerek o sevimli hareketleriyle bizim hayatımıza pozitif bir enerji katıyorsa biz de ona elimizden geldiği kadarıyla imkanlar dahilinde kontrol edip onun güvenliğini en üst seviyede tutmak adına yapmış olduğumuz bir eylem gibi düşünüyorum ben. Evet Ali'ciğim, gözlemleme. Hep söylediğim gibi, bundan sonra da hep söylemeye devam edeceğim gibi hasta yakının gözlemlemesi. Sen şimdi Theo'nun ufacık bir sekmesinden, ufacık bir... Gel dediğinde bir milisaniye daha geç gelmesinden bir şeyini anlayabileceğini adım gibi biliyorum. Seni yıllardır tanıyan dostum. Yani gözlerin bakışından. Anormal ya da normal her şeyi biliyorsun. Benim hep hasta yakınlarından talebim bu oluyor. Yani bu evlatları böyle lütfen iyi gözlemleyin. Bir anormal. Yani sizin köpeğiniz yemek konduğunda 10 dakikada bitiren bir evlat yavaş yavaş yiyorsa bir anormallik var. Her zaman yürüyüşünde giderken kaldırın bir patisine bakın, bir sekme varsa. Evet. Belki bir de şey orada bir kene var. Bir şey battı. Bir şey battı. Bir şeyi yakalayacaksınız. Gözlemleme demişken Elhan Hocam, malum yine sıcaklar artmaya başladı. Dolayısıyla köpeklerimizin hani terleme durumunu bir anlatmanızı isteyeceğim. Tabii, hani böyle tabii. Çok fazla... Ağız yoluyla nefes alması, hızlı nefes alıp vermesinin sebebi nedir? Bir de su kaybı, yani mevcut temiz su ihtiyacının arttığını da biliyoruz. Buradaki uyarılarınız da... Sıcak havalar, önemli. Evet çok iyi bir nokta kardeşim. Sıcak havalar özellikle bizim basık ırk dediğimiz, brayosefalik deriz. Kimlere örnek Doğru verelim? Basık. İşte gösterelim. Paglar, İngiliz buldum. Bravo. Sen Bernardların birçoğu. Fransız buldum. Kediler söz konusu olduğu zaman çinçilalar, Pers kedileri. Hep o basık ırklar dediğimiz. Özellikle bunların altyapısında da kardiyolojik problemlere yatkın ırklardır bunlar. Yatkın ırklar. Neden biliyor musunuz sevgili Ali'ciğim? Biraz mevsime, yani o yaşadığı coğrafyanın ırkları olmadığında daha da büyük sıkıntı olabiliyor. Ve o kalp aslında normal randıman, senin o diye tarif ettiğin ve çok iyi tarif ettiğin o kısım aslında eforlu bir çalışmaya sebep oluyor. Ben bunu şey diyorum, randımanlı bir motor gibi çalışıyor. Yani bir jet ski motor örneğini ben çok veririm hasta yakınlar anlatırken. Çok performanslı ama kısa ömürlü. İşte bunu yaşadığımızda eğer suyunu eksik alması gerektiği kadar veremezsek, ortamını, nemlendirilmesini, gölgelenmesini sağlayamazsak işte o zaman başlıyor
O kalp normalden fazla çalışmaya. Biz vücudumuzdaki her kası çok severiz. Bisepslerimiz olsun, bütün vücudumuzda kaslar olsun severiz ama kalp kasının gelişmesini sevmeyiz. Evet. O zaman kalp normalden fazla çalıştığı için uç organlara daha çok fazla sen pompa, terleme pompa çok güzel söylüyorsun terleme kısmı onlarda sıkıntı. Yağ bezleri üzerinden yönetiyorlar bu işleri. O zaman da bizim kadar bu işi yapamayan canlılar işte orada zorlanıyorlar kardeşim. En çok